Kanalıma hoş geldiniz. Herkese iyi günler. Asus Zenfone 6 iç kulaklık nasıl değişiyor onu sizlere paylaşacağım. Bu cihaz sizdeyken ses size az veya cırıltı geliyorsa iç kulaklık değişmesi gerekiyor. İç kulaklık nasıl değişiyor izleyin. Cihazı sökmek için arka kapaktan başlıyoruz. Arka kapağı sökmek için tırnak yeri var burada gördüğünüz gibi. Tırnak yardımıyla arka kapağı söküyorum. Arka kapağı söktükten sonra yıldız tornavidala cıvataları söküyoruz. Evet, cıvataları söktükten sonra dikkatli bir şekilde arka paneli söküyoruz. Arka paneli sökerken power tuşu ve ses açık kapama tuşlarına dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü onlar filmlidir. Elinizdeki aparat onları kesebilir veya zedeleyebilir. Dikkat etmeniz gerekir. Evet, şu anda arka paneli söktüm. Şebeke kablosunu çıkarıyoruz. Şebeke kablosu çıkardıktan sonra plastik bir aparatla batarya soketini çıkarıyoruz. Çünkü demir bir aparatla söktüğünüz zaman kısa devre yatırabilirsiniz, bilginiz olsun. Evet, dokumatik filmi de yatağında çıkarıyoruz. Hemen sim yatağın filmi de yatağında çıkarıyorum. Evet, gördüğünüz gibi şu beyaz kapaklardan dikkatli bir şekilde çıkarmanız gerekiyor. Hemen ekran soketinin de şu beyaz kısmını dikkatli bir şekilde kaldırarak, çünkü bu kapaklar çabuk kırılıyor, dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de anakartın üstünde 3 tane cıvatamız var. Evet, şu sarı yatağın üstüne hemen sıkılı olan, onları da söküyorum. İç kulaklık veya buzzer'ı mıknatıs özelliği olduğu için çabuk bozuluyor. Fabrika ortamında çalışanlar veya çiftçi olanlar, bunlar bu iki parça çabuk bozuluyor, bilginiz olsun. Çünkü mıknatıs özelliği olduğu için mıknatıs demir talaşına hiç dayanmıyor, bilginiz olsun. Hemen power tuşu yatağını da açıyorum. Dikkatli bir şekilde soketini çıkarıyorum. Hemen ekran filmi de dikkatli bir şekilde çıkarıyorum. Zarar vermeden sağa sola. Ben şu anda anakartı kaldırıyorum. Dikkatli bir şekilde. Anakartı çıkardıktan sonra hemen iç kulaklık gösteriyorum. İç kulaklık şu parçadır. Cihaz sizdeyken ses az veya cırıltı geliyorsa bu parça değişmesi gerekiyor. Bazen tırnaklar basık kalıyor veya da kırılıyor bir tırnağı. Kırıldığı zaman söylemiş olduğum gibi çabuk bozulabiliyor. Yalnız tırnaklar aşağıya doğru bakıyor. Şu tırnaklar. Ona göre bazen kimi yanlış takıyor. Diyor ki İzzetli Bey, ben ekran değiştirdim ama ses gelmiyor. Ses gelmemin sebebi bunlar, doğru takmanız gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi hemen yakına getiriyorum. Evet, bu şekil. Evet, tekrar anakartı
yerine takıyorum. Filmlere dikkat ederek. Çünkü filmler çok hassastır. Ve soketlerine çok dikkat etmeniz gerekir. Evet, sırasıyla batarya soketine ve şebeke kablosunu yerlerine takıyorum. Titreşim kablosu yatağına takıyorum. Hemen ekran soketine yerine takıyorum. Takarken şu kapak, plastik kapağa dikkat etmemiz gerekir. Yanlış bir hareketiniz cihazınıza mal olabilir. Bilginiz olsun. Çünkü dikkat etmeniz gerekiyor. Elektronik malzemeler dikkat etmeniz gerekiyor sökerken. Yani hiçbir problemi yoksa bile cihazı açtığınızda problem yaşayabiliyorsunuz. Çünkü bir sürü kablo veya entegreleri var. Yanlışlıkla birine değdiğiniz zaman onları kırılabilir veya bozulabiliyor. Bilginiz olsun. Evet, anakartın üstüne 3 tane cıvatamız vardı. Ve o cıvatalar kısa. Onları yerlerine takıyorum. Zaten yatakları belli. Şöyle sarı gördüğünüz gibi. Kısa cıvata takmanız gerekiyor. Yalnız bunları sökerken dikkat etmeniz gerekir. Evet, arka paneli yerine takıyorum şu an. Takarken power tuşu ve ses açıp kapama tuşlarına dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü onlar filmlidir. Filmleri zedelemeden yerine takmanız gerekir. Evet, özellikle o bölüme dikkat etmeniz gerekir. Ve şebeke kablosu yatağına tam oturması gerekiyor. Çünkü çıktığı zaman kablo oraya kısılıyor ve şebeke problemi olabiliyor. Bilginiz olsun. Ve şu anda cıvatalar yerine sıkıyorum. Ve arka panelin üstüne sıkılan cıvatalar hepsi standarttır. Eğer uzun cıvata taktığınız zaman ekrana zarar verir. Bilginiz olsun. Çünkü ne olursa olsun, hangi cihaz olursa olsun, cihazın cıvatalara dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bazı cihazlarda, genelde iPhone veya iPhone cihazlarda, çünkü çeşit çeşit cıvataları olduğu için onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, bu diğer modelleri fazla zor değil. Cıvataları aynı boyutta genelde. Ama genelde İpone cihazlarda bir cihazda en az da 5-6 çeşit cıvatalar mevcut. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor.
Evet, arka kapağı takarken ilk önce soket kısmını takıyoruz. Ve tırnaklara dikkat ediyoruz. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.